kere her ürün bizim için bir proje. Ürün olarak bakıyor. Yani daha doğrusu projelere ürün olarak bakıyoruz. Şu anda elimizin altında Sağlık Bakanlığı ile birlikte paralel yürüttüğümüz 60'ın üzerinde projemiz var. Ürün olarak söylediğimizce. 100'ün üzerinde beklediğimiz yeni gelecek projelerimiz var. Piyasada 350 tane ürün var. Ki onların da yaşaması gerekiyor. Hayatlarını devam edebilmeleri için güncellenmeleri gerekiyor ürünlerinde. Yeni bir projeyi ele aldığımızda neler yapıyoruz? İmal bir ürün için ben size bir örnek vereyim. Türkiye'de üretilecek olan bir üründe. Türkiye'de üretilecek olan bir ürün, Abdi İbrahim'in bünyesinde. Genelde Abdi İbrahim'in ARGE'sinin geliştirdiği bir ürün, ARGE tarafından geliştirilir. Dolayısıyla ARGE tüm formülasyon ve geliştirme çalışmalarını yaptıktan sonra hazırladığı dosya bilgileri bize gönderir. Biz bakanların istediği formatta, bakanların istediği bilgileri içerecek şekilde, ıslak imzalardan orijinal kopyalara kadar tutun ve belli bir çatısı vardır bakanların istediği dosya formatının. Ona uygun bir şekilde dosyayı hazırlarız. O çatı da bu arada dosya gerektiği Avrupa Birliği ile birebirdir. Yani Avrupa yönetmeliklerine uygundur Türkiye Ruhsat Yönetimi'nde. O çatıyı oluşturduktan sonra da elektronik olarak hiçbir dosya başvurusu, pardon, dosya çıktısı almadan elektronik olarak başvurumuzu yaparız. Başvurumuzu takiben, proje başladıktan sonra bakanlık 30 gün içerisinde der ki bu başvuru uygundur veya değildir. Formatına bakar, eksik bilgisi var mı, eksik bölümü var mı diyerekten bakar. Ve der ki size 210 günlük ruhsatlandırma süreciniz başlamıştır. Bu 210 gün aslında yönetmelikte geçen süredir. Daha erken ruhsat aldığınız da olabilir, ürünün önceliğine göre. Daha geç de alabilirsiniz. Dosyanızda eksik bilgiler olabilir, önceliğiniz olmayabilir. Sizin firma olarak zaman içerisinde stratejiniz gereği o ürün portföyünüzden çıkabilir ve takip etmemeye başlarsınız. Yani çeşitli sebepleri var aslında gecikmelerde. Bakanlık siz başvurunuzu yaptıktan sonra dediğim gibi kalite, etkinlik ve güvenlik bu üç ana unsuru göz önünde bulundurarak dosyanızı inceler. Tabii ki yaptığınız çalışmaların hepsi dosya üzerinde kanıtlıdır. Çalışmaların ham verileri vardır, özetleri vardır, raporları vardır, grafikleri vardır ve bakanlığın bünyesinde de farklı farklı değerlendirme komisyonları vardır. Her komisyon kendi uzmanlık alanıyla ilgili dosyanın ilgili bölümünü değerlendirir. Onlardan aldığınız her uygunluktan sonra da süreç aslında bir taraftan ilerliyor olur. Örneğin ürününüzü analiz etmek ister bakanlık ruhsat vermeden önce. Fabrikanızda ARGE'de ürettiğiniz ürünü numune olarak bakanlığa gönderirsiniz. Burada amaç nedir? Size bir dosya bilgisi verdiniz. Orada ürünün özelliklerini yazdınız. İçerisinde bu kadar etkin madde var. Yardımcı maddeleri bunlar. Şu koşullarda stabildir bu ürün. Spesifikasyonları bunlardır gibi bazı taahhütlerde bulundunuz. Bakanlık da ürünü sizden alarak, analizini yaparak dosyaya uygun sonuçlar veriyor mu noktasında teyit etmek ister. Çok farklı klinik değerlendirmeler, teknolojik değerlendirmeler, bioeşdeğerlik değerlendirmeleri, ürünün kullanma talimatını ile ilgili yapılan değerlendirmeler, kutuda yazdığınız her cümleye, barkodunuza, ürünün markasına kadar olan değerlendirmeler, birden fazla dozu olan ürünlerde aradaki geçişlerdeki renk tonlarına kadar olan değerlendirmeler, birbiriyle karışmaması için, birbirine yakın tonlarla ise itiraz eder bakanlık. Üzerindeki puntoların büyüklüğüne kadar, İçinde kullanma talimatına yazdığınız karakterlerin büyüklüğüne kadar ve hasta tarafından anlaşılıp anlaşılmamasına kadar inceleyerek size uygunluğunu verir. Yalnız ruhsatlandırma, ruhsat almadan ürün piyasaya çıkamaz dedik ama orada küçük bir basamak daha var aslında uyguladığımız. Ruhsatınızı aldıktan sonra bir de satış izni dediğimiz bir basamak var aslında. Daha da Türkçesi satışa müsaade etmesi, satmanıza izin vermesi aslında ürünü. Burada ne yapmanız gerekiyor? Proje tamamlandı, ruhsat geldi. Ruhsatı aldıktan sonra da bakanlığa ürün örneği göndermeniz gerekiyor. Yine aynı onaylanan kutu, onaylanan marka, renk, içindeki kullanma talimatı, her şey birebir bakan onayladığıyla aynı olacak şekilde. Ve o noktada şöyle bir değerlendirme yapıyor. Benim onayladığım bilgilerle aynı ürünü ürettiniz mi? Aynıysa satış izninizi alıyorsunuz ve artık piyasaya çıkmanız için hiçbir engel kalmıyor.